Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Bastion serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Tamamen kaldığımız yerden devam ediyorum. Evet, sadece bunun upgrade'i var ancak bunu da istemiyorum. Bu ara level falan da atamadık. Fears is like a mouthful of nails, but the benefits are worth it. Ha, sen kalabilirsin. Bu böyle kalsın. O zaman hadi bakalım diğer görevime. Aa, tabi bu esna da bunun özel şey, challenge'ı yani. Türkçe çeviremeyeceğim. Çeviremedim no place better than Trapper Shingle for learning to tread light and shoot straight. Trappers had to tread real carefully. Gameplay'de bu rahat oluyordu. They train themselves by clearing out the targets while not clearing out the floor. Any good trapper knows never to take a step till the time is right. Evet, burada bu hedefleri patlatıyoruz tamamen. Tabii bir yandan yolda arkamızdan yok oluyor. Sanırım tamamlayabileceğim. O iş. Ya da hayır. Ah, iki tane de kaçırdım. Expert trappers got something extra to give him an edge. Bunları alıyoruz ancak ben bir kere daha deneyeceğim. Kid decides to keep working his aim. Üçüncü, şey, birincilik ödülünü de almak istiyorum. Best time to pick a new spot was when swapping magazines. Evet, bunu alamayacağız. Ona eminim. Neyse, daha sonra tekrar deneyeceğiz. Birkaç upgrade'i de tamamladıktan sonra. O sonda olmuyor kesinlikle. Belki şarjörün daha hızlı olması sağlayan falan bir şeyler. Bir upgrade alabiliriz. Neyse, biz görevlerimizden de aynen kaldığımız şekilde devam edelim. Ancak dur, bir upgrade'imiz var. That ought to make those fangs sink in nice and deep. Yok sen. Bu iyi şu an. Evet. Ve sonraki görevimiz. Bakalım bu hangi görevde. The dead welcome him with open arms. The calamity took everybody after all. Calamity olayını anlatıldığı. Güzel bölümdür. Bunlar kurtulamayanlar işte. Taşa dönüşmüşler. These folks never saw the calamity coming, but someone did. Someone close. It was someone like him. Kid evet. Sees him there at Gape. In the hayta flesh. Gördük. It's a snag or two trying to get to him. He ain't about to stop, no matter what.
He's got so many questions, after all. O iş. Lan bu soldaki savunmam iyiydi. Asim görmemişim. The Thunder Brothers didn't make it. They never saw what it was like beyond the walls. Nor did the Bird Boy didn't make it. The Jawsons, they didn't make it. Grady Sr., Grady Jr., they didn't make it. But him, he survived. Kid finds proof enough that man ain't from around here. Just think, without that man, we wouldn't be here right now, would we? Şurada başka işler var mı? Kırabileceğimiz varmış. Ah! Bir cesedi yok ettim maalesef. Çok kötü biriyim değil mi? The core survived as well. And then, what do you say to a man who's seen too much? Kid hasn't a clue, but he says this. We have to go. Please. Zulf'la tanıştık an itibariyle. Bir kişiyle daha tanışacağız. Bu bölümü tanışmayız bilmiyorum, emin değilim. His name is Zulf. No hiding, he's an Ura. Folks like him ain't never been a common sight in Ceylandia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him and to each other for the first time. Evet. We fought the Ura decades ago, but that was then. Things are different between us now. For Zulf, Ceylandia was like a second home. He's real worried about his first home too. Far to the east. Orada iki farklı ülkemsi şey var burada. Ceylandia ve Ura. Zulf offers to help me plot the skyways for the kid. At least the calamity has touched the stars. He was born in the Tazzle terminals. The Ura sent him on a mission of peace to our city, and he's lived here ever since. They remember. That's why this place is coming together. That's why things are gonna be all right. Şimdi bakalım buraya ilk hangi binayı yapalım? Well, look what we have here. Memorial mı, Lost Point mı? Memorial. The memorial. Here, kid can pay respect to the old world and earn it in kind. Memorial. The valediction. Just another one of oyun içi bir achievement sistemi diyebiliriz. Bu görevleri yaptığınız takdirde, yani burada söylenen şeyleri yapabildiğiniz takdirde size para verecek. Mesela... Mesela şey... Gizli teknikler. Burada söylenen sayıdaki gizli tekniği öğren. Gizli tanesini öğrenmişiz bile. Bu kadar... Alanı keşfet. Henüz 3700 küsbeşini keşfetmişiz falan. Belirtilen sayıda 15 tane farklı tip yaratığı yen. O 4 tanesini yenmişiz şu ana kadar. Burada silahların özel anlaşmaları. Mesela bunda 70 üstü bir damage vurmak ki burada critical'a abanmamız lazım. 3 tane hedefi tek atışta yenmek gibi falan filan. Words can't express what happened, but they're all I got. Bu sayede we tracked down a couple more cores near the edge of the city. Şimdi. Burayı yapalım. Sanırsam burada tanrıları açabiliyorduk. No use praying to the gods. Bu oyunda ilginç. No time for it either. Oyunda ilginç bir zorluk ayarlama sistemi mevcut. Oyunun hatta ayarlarını direkt göstereyim size.
Pardon. Set. Gördüğünüz gibi herhangi bir zorluk ayarı falan söz konusu değil burada. Gördüğünüz gibi. Folks used to make pilgrimage here. Oyundaki zorluk ayarı tamamen oyunda tanrılar mevcut. O tanrıları açtığımız takdirde... Ha, 10 tane tanrı mevcut işte. Onları açtığımız takdirde... Pith Orchard places a dead end in more ways than one. Onlar düşmanlarımıza birer avantaj sağlıyor. Bu sayede oyun zorlaşıyor. Bu arada oyunun soundtrack'ini dinleyenler bu sondaki kısım... Yani son söylediği. God's Ain't Catch You olayı. Seems Pith ain't much of a watchdog. Oyunun soundtrack'inde oyunda konulmamış bir şarkı mevcut. In time though, the bull stopped being a symbol and started being decoration. He couldn't even save his loyal subjects. Biraz kasmaya mı başladı oyun? Pith makes a decent scarecrow at least. Boş. Then Pith lights up like a rodeo. Kid breaks him to bits. Evet. Must have been guarding that shrine. Yeah, this boy öldürdük ve... So what'll it be? Tapınak. Invoke the gods. Or tell them off. Come peace with... Pith. Düşmanlar daha hızlı canlanıp daha hızlı saldırıyor. Bunun karşılığında bize... Artı %10 daha fazla para ve %10 daha fazla EXP veriyor. Kid decides to press his luck. Well, if the gods are alive, they must be plenty sore. Kid ain't never seen windbags that quick. Maybe old Pith put a scare in him. Bu arada her tan birazdan tanrıların listelendiği yerde açıklamalarını da okuyacağım. Demin Pith'inkini okuyamadım, hatta göstereyim. Açıklamalarında onların nasıl bir kişilikleri üzerine falan filan bir açıklama oluyor ya da geçmişleri. The weak, weak for bull. Evet. Tercüme etmeye üşendim. Hani, siz oynarken oralara dikkat etmenizi tavsiye ederim çünkü özellikle Hansink'in ben bayağı bayılıyorum. Nisiyon 2 de bayağı güzeldir. Mesela demin bir silah görevini tamamladık. Boş. Evet, şunu... Pith's trial, and he's richer for it. Bleh. The gods don't care about trinkets, but the kid ain't no god. Bu arada tanrıların düşmanlara zarar, avantaj sağlamasının sebebi, insanlar onları... güçsüzleştirdiği için insanlara kızgınlar. Kid ain't found a core. At least he found Zulf's precious shrine. Evet. Öyle ilginç şeyler var. Now we can build a shrine of our own, though I got some alternatives in mind. Zulf doesn't touch the thing. Says the god of commotion is no children's toy. Maybe that. Walls. The Ura feared the gods. We turned them into toys, put their faces on our walls. Gördüğünüz gibi memorial'ımızda bir şey var.
The trappers, daring bunch of fools. Ne bize 500 para verdi. Orçada yine upgrade var ancak silahlar daha yok. Upgrade edilecek silahlar yok ve sanırsam bu bölümde 3. level'a ulaşacağız. There's only one way to Cinderbrick Fort. The hard way. Sure, the city marshals may be gone, but now the fort's crawling with windbags. The calamity was mercy for normal folks. The windbags ain't so lucky. They've been left to freeze, or starve, or face the kid. Çok sıkıntı bir şey. Ha, tamam. Çünkü o mermi gene size bulmaya çalışıyor. Yani o mermi güdümlü gibi bir şey. It's ready for the windbags this time. Evet. Oraya direkt bir counter defans yaptığımız için old, keep fighting for the fort. Öyle bir yorum yaptı. At least the marshals left the kid a parting gift. Ve fonum da coştu gene. Yaz olduğu için bilgisayar biraz fazla ısınıyor. The windbags just can't handle. Evet. Something that'll punch clean through their greasy hides. Windbags ain't much different from normal folks. All they want's a warm place to stay and a decent meal. Ve level 3 olduk. Neyse oyunun silah yerleşimi konusunda bence oyunun bize gösterdiği düzene geçsek iyi olur. Mesela her seferinde istemediğim silahı çek. Hammer'ın gitmesini istemiyorum. Could have been minding the business underground. Çekiç bayağı işimize yarıyor neticede. Windbags can't use the marshal supplies, but the kid sure can. Keçiç. Türkçe unuttum ben. Hani. Şimdi bu elimde kalsın. Siz yanlış hatırlamıyorsam bu bölümde bayağı işimize yarıyordu. İki bölümün çoğu bitti. Well, the fort ain't theirs by right. Can't blame them for wanting it though. Oş. Evet, yeni bir silah memorial da tamamladık. So many of those sorry things hold up inside that old fort. Şurada bir şey var mıydı? Yoktu, tamam. Hop 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 hop. Çok dikkatsiz oynadım bu bölüm. Öyle böyle dikkatsiz değil. Kids blasting everything in sight with that newfangled musket. Bu
bunların ne kadar kötü bir nişancı olduğu gibi gerçekten söz konusu. Ama bu değil. Bu gayet iyi bir nişancı. Kid's stash of grenades is there for him if things get even worse. Evet, bize el bombamız olduğunu hatırlattı. Kullanalım bakalım. Security's plane gone haywire. Windbags gummed up the works. Kid ain't afraid of getting burned. Bunlar mı bizi yakacak? Peee! They trapped the kid in the middle of the fort's parade grounds. Evet, hala bu kontrol değişikliğine alışabilmiş değilim. Then they bring out Glutus and Glandon and all their scumbag uncles. Scumbaglar böyle güzel darbelerde koyabiliyor. Sorry, it's to lose. Topluca scumbaglardan nefret ediyoruz. İsimleri zaten scumbag. Ne bekliyorsun? Bir scumbag olan bir şeyden hayır mı gelir? Kid takes down Glutus. Or maybe it was Glandon. Sen aşağı indin be. Boşa harcandı. The uncles go out with a whimper. The windbags finally get the message. Evet. Şu an kaç dakika olmuş hiç bakamayacağım. Minecraft oynarken, daha doğrusu Minecraft gibi pencerede bir oyun oynarken çok rahat işler çünkü üstte yazıyor süre. The dream of getting a Marshall's badge. But not like this. Bunun için şu an telefonu tutuyorum. The skyway's a welcome sight after all that. And now başa baş şartımı hatırlamıyorum ama 30 dakika sonra zaten ekran kararacak. Evet. Kid shows up just as Zulf's telling me about his own journey to the city. Seems the only thing the Calamity saved for Zulf was a smoking pipe. Zaten hep nargiledir. The marshals seem like good men, he says. They treated him with dignity. Zulf brought his antique smoking pipe all the way from the terminals. Even since the Ura surrendered to us, the marshals kept a wary eye on him. Bundan önce bir şey yapmamız lazım. Onu göstereceğim size. Ve sen eski düzene geri dön. Yapacağımız şey bu. Zulf's travels ain't much compared to what the kids had to go through for all this. Paramızı da alalım. The marshals kept the city's peace. They can rest easy now. Lost and found. The lost and found. Here, evet. Kid takes fragments of the old world and makes them whole again. Hayır. Senden. Gizli skill'ler kullanırken %25 hasar. Daha fazla health tonic.
Evet, bu ikisi arasında kalmış durumdayım. Şu an canınız o kadar yüksek değil ve... Sen dur. Diğerini de alalım. Evet ve... Ama burada if you're feeling şimdi... low, count on the buttery flavor of her own bastion bourbon. Now he can shoot that fang repeater all day long. Ain't never letting go of his old friend with a sturdy grip like that. Poor kid collapses after just one drag. Edmar ile içer içmez uykuya dalıyor. E şimdi kidin rüyasındayız. The past. Only good thing ever come out of the past. Yes. It's history. Burada kimin geçmiş anlatılacaktı? Bu bölümlerin avantajı şurada, bize para kazandırıyor. Tabii eğer sağ çıkmayı başarırsak ve sağ çıkıp çıkabileceğim üzerine en ufak bir fikrim bile yok. Hepsini bir yere toplayıp... Hayatta kalmak zorundaydın değil mi? Neyse. Past catches up with the kid. Hardly had a moment's rest since all this started. Buralardan bayağı güzel bir tane de paralar kazanılıyor. Tamam. Fair to say he's led a hard life. Supposing what he says in his sleep ain't no lie. He never knew his old man, but he had his mama to take care of him. Frail thing with pure white hair like his. Push. Ölün, ölün. Tamamdır. Having his mama's hair did the kid no favors while he was growing up. But he learned to hold his own out there. Burada narrator'ın anlattıklarını dikkatlice dinleyin derim. Çocuğun hikayesini anlatıyor şu an. Karakterimizin adı yok. The Kid. School ain't working out, so the kid signs up for a turn on the rippling walls. Make his mama some money. Thanks to folks like the kid, the walls kept Ceylandia safe from whatever's out there. The elements, the earth, you name it. Bu arada o şey sabit olan düşmanlardan yani daha sonra güvenlik görevi diyebileceğimiz şeyleri diğer düşmanları üzerine sürüleyip başarabilirsiniz. Yani şey o iş bu sıkıntı. Oha. Hepiniz birden gelmek zorundaydınız değil mi? City had nothing for him. Düşmek zorundaydım değil mi? Sending home was nowhere to be found either. Hasan. O iş. Ha.
So what the kid do? Why he went right on back to the walls for another 5 years? In the history of Ceylandia, nobody's ever volunteered for a second shift on the walls. Ha. Burada ufak bir örnek göstereceğim. Ya da gösteremeyeceğim çünkü Scumbag'ler çok sinir bozucu bir içinde hareket ediyorlar. Şöyle bir örnek gösterebilirim mesela. Ya da gösteremem. Onun yerine gidip kontra atak yaparım istemeden. How there kid learn to fend for himself. Learn to build, learn to break. Ah. Evet, ekran karardığına göre süremiz olmaya başladı. Şunu bitirip... Kaç atak daha kaldı? 7. Ha gayret. Tamamdır. Will the world used to be the calamity happened. Just like that. Sen çok sinir bir şeysin. Hadi birbirlerine kırdırdık mesela. All the kid had to work with his hammer and the clothes on his back. Twisted streets. He ran with nothing but the city crest. Ne telefonumda şarj azalıyormuş. Ha, sen sıkıntısın. Sen de tuzlu biber oldun işte. Bombam kalmamak zorundaydı, değil mi? Geri de parçalıyorlar inatla. İşte camları buraya saklıyordum. Hah. Bir tanesi gitti, iki tanesi gitti. Scumbag de gitti. Will he finally arrived at Ceylandia's vaunted safe haven? He and no one else. Thank you.
Heh, burada birbirlerine bayağı güzel zarar veriyor bunlar. O yüzden bunları bir arada tutmak güzel bir harekettir. Evet. But then, all he got was more thankless work from a man who ain't even asked his name. İki tane kaldı. Sure, I may be the one who dreamt up the walls and the bastion. But the kid made him real. Başka bir tane verdi mi? Fansuz. Ha. Evet. Lanet. Iskaladım. Ve düştüm. Evet, bunu yendik. I'd like to say I'll never forget him or what he's doing, what he's done. Ah. I surely would. Evet, reflection'ımızı tamamladık. Şimdi gerçek dünyaya dönmemiz lazım. Fon da tam o anda susmaya başladı. Çok süper. Köfte ve fanı. Ama bu fanı. İğrenç bir espriydi biliyorum. Level atlamış mıydım o ara ben? Hayır, tamam. Evet, sanırsam bu bölümü burada bitirsek güzel olur. Ben de bir şeyler yiyeyim falan filan. İzlediğiniz için teşekkürler. Köfte köftenin günler, iyi eğlenceler.